sana hakaret edildiği, incitildiğin, kaba davrandığı, yanlış dokunulduğu yerler var. Yetişkinken gel de bir dokun, hadi bakalım. <laughs> çok içten gelen bir soru evet. oldu bu. Bazen böyle çok kontrolcü anne babaların etkisinde yetişiriz. Ağaç kavuğundan çıkmadık. Evşen. Merhabalar. Evşen bugün bana hangi soruyu hazırladın? Ya da hazırlamadın. Ne varsa gönder gelsin. Evet bugün mükemmelliyetçi insan modelinden bahsetmek istiyorum. Hani hepimiz bazen işleri böyle en iyisi olsun. Ben Hı -hı. en iyisini yapmalıyım. Bunu hani nasıl yenebiliriz? Hı. En iyisini nasıl bulabiliriz kendimiz için? Peki sen bu soruyu neden sordun? Oradan başlayalım. Hı. Ne oldu da bunu seçtin? Yani onlarca sorun arasından bugün. Bunu Çünkü hepimiz en iyisini yapmak istiyoruz. Elimizden çıkan en iyisini olması istiyoruz. Ama hani bana göre en iyiyle diğerine göre en iyi farklı olduğu için hani bunu nasıl, bunun kararını nasıl verebileceğiz? Yani insanda bunu nasıl tatmin edebileceğiz bu duyguyu? Bunu merak ettim. Hmm. Bu biraz çocukluğumuza dayanan bir şey. Bazen böyle çok kontrolcü anne babaların etkisinde yetişiriz tamam mı? Anne baba da kendi içindeki duyguyu bir türlü sakinleştiremez. Ele güne karşı mahcup hissetmek istemez. Çocuğu en iyisi olsun ister. Evi en temizi olsun ister. Üzerine giydiği en düzgünü olsun ister. Ve bunun için farkında olmadan çocuklarını o kadar yıpratırlar ki, evin içindeki insanlar o kadar yıpratırlar ki, hikayenin sonunda bir bakmışsın o çocuk büyümüş, ve ne yaparsa yapsın kendisine yetmeyen bir insan haline gelmiş, her şeyin en düzgününü, en mükemmelini yapması gereken biri olduğunu düşünmeye başlamış ve bu kadar farkında olmadan da yapılır ki hani öğretmen beşlik bir ödev ister, o ona beşlik ödev yetmez, on beşlik bir ödev yapması gerekir çünkü onun zihninde hedeflediği şey odur. Ama on beşlik diye bir şey asla yoktur, o beşlik ödev maksimum altılık, yedilik bir ödevdir. Hmm. Ve ister istemez o ödevi de yapamayacağı bir noktaya gelir. Şimdi anne baba dedik, aklıma anne hani bu takıldı. O zaman hepimiz anne babamızın hani birer yansıması mıyız? Ya da bundan nasıl çıkabiliriz? Kendi özümüzü nasıl bulacağız yani? <laughs> Çok içten gelen bir soru <laughs> evet. oldu bu. Ee, anne babamızın bir yansıması mıyız? Ee, ağaç kavuğundan çıkmadık Evşen. Yani illaki... <laughs> Kültürün içinden geldik, bir ailenin içerisinden geldik ve e, onların etkilerini de ister istemez taşıyoruz. Yani geldiğin kültürün, geldiğin hmm. ailenin, yetiştiğin mahallenin, ülkenin bile etkilerini evet. taşıyorsun. Şimdi i̇ş öyle olunca onların etkisinden çıkmak çok mümkün mü? Hayır. Çünkü her hücreni işlemiş bir şey var. Ama birazcık daha şöyle bakabiliriz. Onun zararlı etkilerinden kurtulmak mümkün mü? Evet bir miktar mümkün. Hmm. Önce ne olduğunu anlamlandırman gerekir. Ne olduğunu anlamlandırdıktan sonra da Öyle olup, olmak öyle olup ya da olmamak istediğine karar vermen gerekir. Hmm. Peki mesela kendimizin en iyi versiyonunu keşfetmekten bahsediyoruz herhalde burada bilmiyorum ama ben hani onu düşündüm direkt dediğinde. Hani bunu nasıl yapabiliriz? Bundaki adımlarımız, yollarımız nasıl olabilir mesela? <laughs> Bu da çok mesela mükemmeliyetçi bir yerden gelen bir soru. Kendinin Evladım. en iyi versiyonu mi? Mesela yani. mesela soruyu ha? niye direkt böyle <laughs> sordum? Ben de mükemmelliyetçi bir insanım o zaman herhalde. Ucundan birazcık. <laughs> <laughs> Olabilir bilmiyorum. Ee, Kendinin mükemmel versiyonu değil aslında bu. Kendinin en kafası rahat versiyonu. Hmm. Yani çünkü e, mesela kendi kültürüme bakıyorum. Çok zorlayıcı bir kültür işte mükemmel olmanı gerektiren bir kültür. Benim kültürümde de hmm. var bu. Ama bir bakıyorum yıllarca bu bana o kadar çok zarar vermiş. O kadar yıpratmış, o kadar saçımı beyazlatmış ki. Hmm. Şimdi terapilerden sonra fark ettiğin şey şu oluyor. Buna da değer mi? O hmm. duygusal şeyleri falan çözdükten sonra değmediğine karar verdikten sonra şey diyorsun 5 be de yeter be, 4 de yeter. Hadi 3 yeter bana. Hmm. Diyebildiğin yer, evet eğer, yani kendinin en mükemmeli, en iyi versiyonu dediğin yer burası oluyor. Hmm. Kendinin 15'lik versiyonu olmuyor. Peki mesela 18 yaşındaki bir insanla ya da işte 38 yaşındaki bir insan Hani bunu nasıl keşfedebilir, nasıl bulur? Yani 18 yaşındaki insan da mı aynı şekilde kendini en iyi versiyonunu bulmakta aynı yolu izliyor? Yoksa 38 yaşındaki insan da mı öyle? Yani burada yaş faktörü nasıl oluyor, nasıl etkili oluyor? Ben onu merak ettim. Bu geçen gün de konuştuğumuz bir konuydu da şu an aklıma oradan geldi. Yani mesela şöyle bir düşünce var. Şimdi bir anne baba olduğunda hata yapabilir ...yapamaz düşüncesi var mesela bizde. Ben de özellikle. Benden büyüklerin mesela bir hata yapabilme olasılığının... ...daha düşük olması gerektiğini düşünüyorum. Mesela benim daha olasılığımın daha yüksek olma... ...halbuki hepimiz insanız yani baktığımda. Bunun için sordum. Soruyu sorabildim mi? Doğru bilmiyorum ama anlatabildim mi derdim. Sorundan anladığım şey şu... Ee, yaşlara göre bizim kendi farkındalık maceramız, kendi en iyimizi bulma maceramız, kendimize değiştirme maceramız değişiyor mu Pınar? Biz büyüdüğümüz zaman hata yapma şansımız azalır. Ama küçükken hata yapma şansımız daha çoktur bana göre. Sence de öyle mi diye sorduğunu düşündüm ben. Gibi. Evet. Doğru <laughs> bence. Yaştan yaşa değişiyor mu bilmiyorum ama içgörüden içgörüye değişir. İçgörü şu demek. Ben ne yapıyorum? Niye bunu yapıyorum? Nereden geliyor benim bunu yapmam ya da hissetmem ya da düşünmem? Bunların farkına varmam. Yani kendim hakkında bilgi sahibi olmam demektir. Eğer senin bu bilgin varsa, kendin hakkında içgörü sahibiysen bu 18 yaşında da vardır. 38 yaşında da ufak ufak kendine çalışmaya başlarsın. Ne yaptığını, neden yaptığını fark etmeye başladığın yer değişmeye başladığın bir yaş dilimi olur. Ama 18 yaşındaki insanların kendi hakkındaki farkındalığı daha azdır. 38 yaşındakilerin daha çoktur. 38 yaşındakiler bu yüzden hata yapamazlar. 18 yaşındakiler hata yapabilirler gibi bir şey çok mümkün değildir. Ama hayat bir macera sürecidir. Hayat birazcık deneyimleme sürecidir. Evet. İş böyle olunca evet daha genç yaşlarımızda daha çok hata yapma, daha çok yanılma, daha çok deneme ve kendimizi bulma yolunda böyle adım atmak konusundaki motivasyonumuz daha yüksek olur. Ama anne babalık çok enteresan bir süreç. Yani biz anne babaların evet bazen gerçekten hata yapmaması gerektiğini söylüyoruz ve Instagram'da paylaşıyoruz. Anne babanın beş özelliği, anne baba şöyle olmalı falan filan diye çok acımasız bir yerden. Anne babaların da böyle çok canını yakan bir yerden yapıyoruz bazen bunu. Daha önce hiç anne baba olmadı ki onlar. Hani <laughs> yani Doğru. çocuğu doğurduktan sonra sen anne baba olmaya başlıyorsun ve anne babalığın senin bir aylık, beş senelik, işte ben 30 yaşındayım şu an ben. Ben 30 yaşındayım. Benim anne babam daha 30 yıllık anne babalar ama benim anne babam 60 yaşında. Hani 60 yıldır anne baba değiller ki. Onların da aslında bizimle birlikte yeni hatalar yapma, yeni şeyleri deneme süreci başlıyor. Burada da aslında anne babaların kendilerine ya da bizim anne babalara daha merhametli olacağımız yerde burası. Onlar da ilk kez deniyorlar. Anne babalık da ilk kez yapılan bir şey, ilk kez denenen bir şey. Hı hı. Asıl burada bizim canımızı yakan, anne babanın daha iyi, daha mükemmel, daha hatasız olmasını gerektirdiği düşündüğümüz şey anne babalarımızın bu hataları toplamayı bilme işi. Hı. Canımızı okudukları yerde özür dilemeyi bilmemeleri, canımızı okudukları ya da kendi hata yaptıkları yerde ...bunu onarmak için çabalamadıkları ve bunun arkasında durdukları yer... Hı hı. ...yani kırıp onarmadıkları yer. Hı. Asıl birazcık daha sıkıntı olan yer burası. Çünkü her insan hata yapar. Zaten hata yapmak dünyanın en normal şeyi. Ama hatanın bir toparlama süreci gelir. Hataın bir farkındalık süreci gelir. Ben bunu niye yaptım? Neden yaptım? Ne oldu da bunu yapmaya ihtiyaç duyduğumu fark edip... ...ha bunun benim çocuğuma, bunun benim hayatıma, bunun benim evliliğime, yuvama... ...böyle bir etkisi oldu. Bunu nasıl toparlarım denilmeyen yer belki de senin bugün bu soruyu bana sorduran e, tarafla bir tık bağlantılıdır. Olabilir. Bilemiyorum. Evet. <laughs> Olabilir. evet. Hı hı. Yani şimdi şöyle bu bana şu an şeyi çağrıştırdı. Şimdi bizim toplumumuzda aile baskısı denilen bir durum var ve bence hani herkes bunu... İnşallah sadece aile baskısıdır. <laughs> He, yani doğru evet farklı versiyonlar da var. Hani bu baskıdan yani baskıyı yaşayan ve baskıyı yapan taraf olarak da iki taraf içinde nasıl engelleyebiliriz ya da bunu iyi anlamda nasıl değiştirebiliriz? Böyle bir... Hmm. Her zamanki mottomu söyleyeceğim. Aklınızı başınıza devşireceksiniz diye. <laughs> Bu baskı hep olacak. Bu baskının çok fazla kârı var Evşen. Yani şöyle kârı var. Kontrol sağlıyor. Hmm. Bir diğeri üzerinde kontrol sağlamanın çok büyük avantajları var. Hem onu disipline etme, onun öngörülemez bir davranışını öngörülebilir hale getirme, korkutarak, hmm. baskı yaparak, işte suçlu hissettirerek falan filan. Hem de bir yandan bana güçlü hissettiren tarafları var. Ama mevzu şu, benim de çocukluğumdan, benim de geçmişimden gelen o kadar büyük açıklar, o kadar büyük yaralar, bereler, o kadar onarmamış şeyler, bazen hastalıklar, bazen patolojiler var ki ben ne gördüysem aslında içgörüsüz bir şekilde, farkındalıksız bir şekilde aynısını laciverde olarak devam ediyorum. Hı hı. Benim bir danışanım vardı mesela. Çok hoşuma gider onun örneği. Mahremini bozmadan paylaşacağım. Hı hı. Babasından çok veryansın ettiği bir yerdeydi. Babası böyle çok kaba, döven, söven, kızan, işte annesini de hırpalayan bir insandı. Şöyle bir aile öyküsüne baktık. Ee, babasının da öyle bir babası var ki eve kadın kız atan, işte o dede işte kendi karısına e, metreslerine falan yemek yaptıran bir adam. O adam öyle bir şey yapmış ki kendi hayatını babası gibi olmamış. Hmm. Ama olduğu kişi aynı babası gibi yıpratıcı bir insan ama babasının gittiği yoldan gitmemiş. Farklı bir yoldan, hmm. yoldan aynı yaraları açmış. Ya içgörü çok enteresan bir kavram kişinin kendine bakabilmesi ama dönüp kendimize bakacağız. Ben bunu niye yaptım? Ne oldu? Diye. Mesela bu videolar işte Instagram'da gördüğümüz şey o kadar büyük bir avantaj ki şu an dehşet bir deniz derya havuzun içerisindeyiz. Bir yerde de durup ulan ben bunu nasıl hissediyorum? Ben de nasıl oluyor? İşte ben bunu niye yaptım diye sormaya başladığın yer bebek gibi bir yer, efsane bir yer. Çünkü artık dış dünyaya değil kendine yönelmeye başladığın yer. Ben niye kızımın giydiği işte eteğe, ayakkabıya, pantolona karışıyorum dediğin yerde Ha işte bu bizim için namussuzluk göstergesi. Bu bizim için işte o ayakkabıyı yıpratırsa yenisini alamayacağım çaresizliğime giden bir yer. Hı -hı. Demeye başlıyorsan bunun sebebini öğrendiğin yerde bile aslında kendine bir adım katmış oluyorsun. Çünkü eğer senin için namussuzluk göstergesi ise bir eteğin boyu, bir eteğin kumaşı. O zaman sen diyorsun ki benim çocuğumun namusunun ne alakası var benim kontrolüm? Ona zarar gelmesinden korktuğum bir yere gidecek belki. Hı -hı. Hani ama bunu nasıl lanse ediyorsun? İşte sen orospu mu olacaksın o eteği giyerek diyorsun. Ya çocuğun orospulukla ne alakası var? Aslında içinde ona zarar gelmesinden korkan, onun acı çekmesinden korkan öyle bir taraf var ki anne baba olarak. Farkında olmadan en çok sen yıpratıyorsun. Ama ben niye böyle dedim deyip de o içine döndüğün yerde ya ben çocuğumu korumak için aslında ben zarar veriyorum. O fark ettiğin an şunu diyorsun Yavrum giyin giyinme buna bir şey diyemem ama e, bu eteği giydiğin yer birazcık sıkıntılı. Hani burada giymesen şurada bir giysen şöyle bir denge kursak deyip belki hmm. orta yolu bulacağın bir yere dönüşüyor ve el yaralamasın diye koruduğun çocuğunu kendin yaralamaya hmm. başlıyorsun. Elden çok sen yaralıyorsun öbür evet. türlü yani. Evet doğru. Ya bence çoğumuz e, da var bu yaralı durum hani çocukluğumuzdan gelen bir durum. Mesela atıyorum belki de yaş ilerledikçe büyüklerimiz bunu anlıyor ya da sen büyüdüğün için artık olgun olduğun için sana ona göre davranıyor. Ama işte ben mesela atıyorum çocukken ya da biz işte çocukken yaşadığımız o sıkıntıyı biliyoruz, görüyoruz ve ister istemez büyüdükçe bir öfke oluyor. O öfkeyi şu anki sen ve çocukluktaki öfken. Hani bu ikisi arasında mesela sıkışıyorsun. Mesela bunu yaşayan ya da gördüğüm, tanımladığım kişiler var öyle söyleyeyim. İlaki belki de bende de var. Hani bu öfkeyi nasıl kontrol edeceğiz? Ya da o öfkeyi nasıl dindireceğiz? Yani o öfkenin sebep olduğu belki şu anki davranışlarımıza yansıyan durumlar var. Belki şey duruyor dışarıdan. İşte mesela diyorlar ya ne kadar tatlı bir annen var, ne kadar tatlı bir babam var falan. Ama bir bak içi seni dışı beni derler ya. Öyle bir durum oluyor burada. <laughs> ne, yap ne yapabiliriz? Soru. Zor bir soru. Nasıl zor bir soru biliyor musun? Bütün terapiler, terapi sistemleri <laughs> zaten bu duyguları boşaltabilmek ve yerine yeni deneyimler hmm. ekleyebilmekle ilgili. ama Biz bu soruya cevap vermeden geçer miyiz? <gülüyor> <gülüyor> evet. Niye? Ee, birazcık oturuşumu düzelteyim ve çocukluğumuza saygı duyduğumuz bir yere geçelim. Hmm. Öfke çok koruyucu bir duygu. Hmm. Öfke sana sınırını, bir diğerine sınırını bildiren bir duygu. Çünkü sen daha aciz olduğunda incitilmeye çok daha meyilli olursun ama daha dişli olduğun zaman karşıdaki seni incitemez. Öfkenin koruyucu tarafı var. Önce bunu bir bileceğiz ve çocukluktan beridir biriken öfke tutup da herhangi bir yere gitmez. İçinde büyümeye 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 her an aynı yerden tehlike geleceğini hissettiği anda e, tetiklenmeye devam eder ve o hep içinde vardır, kalır yani bir şekilde. Ama mevzu şu. Yetişkinken aynı yerden yaralanmıyorsun ki ya da aynı çaresizliği yaşamıyorsun ki. Hı -hı. Ya yetişkinsin ya hani çocukken belki işte. Sana hakaret edildiği, incitildiğin, kaba davrandığı, yanlış dokunulduğu yerler var. Yetişkinken gel de bir dokun, hadi bakalım. Hmm. Alırsın şeyin ağzının payını. Ama ben gene aynı yerden aynı davranış geleceği an itibariyle aynı öfke tepkisini veriyorum ve hiç olmadık bir yerde olmadık bir tepki vererek kendimi çok daha mahcup, kendimi çok daha dezavantajlı bir konuma getiriyorum. Ama bu içimdeki çocuğa ait duygu. Ve o duyguları fark etmek biraz terapiyle olan bir şey. Ya da birazcık o içgörü farkındalık dediğim yerle daha derinlere giden bir şey. Çünkü o çocuğun ihtiyacı o dönemde kendini koruyabilmek için öfke gibi, işte içine kapanmak gibi, bazen saçını başını yolmak gibi, işte kendine zarar vermek, bazen ders çalışmak gibi kendini savunabileceği sistemler geliştirmekti. Ama yetişkinken buna ihtiyacının olmadığını bilmiyor. Ve ne zaman ki o insan diğer insanlarla yaşadığı ilişkilerde tam da bu nedenlerle sıkıntı yaşamaya başlıyor. Terapiye geliyor ya da ulan ben de ne oluyor da ben hep aynı sıkıntıyı yaşıyorum dediği yer hikayenin maceranın başladığı nokta olmaya başlıyor. Çünkü ister istemez o dönemki anne babamız çok farklı, çok cahil, çok bilmeyen, çok ilk kez çocuk yetiştiren anne babalar. Ama şimdiki anne babana bakıyorsun onlar da değişmiş, onlar da dönüşmüş, onlar da farklılaşmış. İyi bir senaryoda. Bazen değişmemiş de olabiliyorlar. <laughs> Ve bu sefer ya Onlara tepki veriyorsun da bu sefer onlar da değişti, onlar da farklılaştı. Ne yapacağımı bilemiyorum dediğin bir yere geliyor. Şimdi kafayı da sallıyorsun evet. çünkü <laughs> onlar da eski onlar değil. Evet. O zaman bu artık senin kendi başına çözeceğin bir macera. O çocuğun duygularını, o çocuğun ebeveynleriyle olan ilişkilerini ve o çocuğun ebeveynlerinin birbirleriyle olan ilişkilerini masaya yatırıp çözmen gereken bir süreç başlıyor. Bu genelde o çocuğun işte bazen imajinasyon, hayal kurma çalışmalarıyla o çocuğun duygularına gitmek olur. Bazen bedensel farkındalık çalışmalarıyla olur. Benim öfkem nerede? bu öfkem neye benziyor, İşte bedenimin neresinde falan dediğin anlarda o öfkeyle ilgili bazı anılar hatırlarsın ve bu hatırladığın anılar aslında senin tam da o öfkeni oluşturan, tam da yaralandığın yerin anılarıdır. İşte bazen bu ilişkinin içerisinde yıprandığın yerlerde o kadar çok duygu birikmiştir ki kendini savunmak için bunlara ihtiyaç duymuşsundur ve o çocuğu hayal edip artık bunlara ihtiyaç yok demen gerekir. Ya da bir sürü yöntem var. Yani terapide bir sürü şimdi hepsini anlatmayalım. Bütün foyamız ortaya çıkmasın yani. <laughs> Bu tarz çalışmalarla o çocuğun duyguları boşaldıkça buradaki hayatı çok daha farklılaşır. Buradaki ebeveynlerine ve buradaki kendine bakışı, dış dünyayla ilişkisi çok daha olgun olduğu bir yere geçer. Mükemmeliyetçilikle başladık. Nerede evet, bitireceğiz gibi. Aynen öyle. Bugünkü <laughs> güzel bir konuşmaydı. Teşekkür, teşekkür ediyorum. ediyorum. Ben de teşekkür <laughs> ediyorum. Hadi öpüyorum. <laughs> Bye.